Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Kadir var. Kadir'in de 2022 model Aris 200'ü var. Kadir'le geçenlerde konuşmuştuk. Motorları bir yarıştıralım dedik. Kim daha hızlı, kimin top speed'i daha iyi diye. Bir yarışalım dedik. Bunu da aynıydı. Yani bunu da bir kameraya almak istedim. Videoya almak istedim. Neden? Arkadaşlar ikimizin motoru 2022 model. İkimizin de kilometresi hemen hemen aynı, 2600 kilometrelerde. Şöyle bir durum var. Kadir'in motorunda sadece 37T dişli var. Dişlisiyle oynamış, arka dişliyle. Hızlarımızın hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden bir yarışmak istedik. Bakalım kim alacak? 2643 2785. Yani 140, yani aşağı yukarı aynı. İkimizin motoru da daha tam olarak açılmamıştır diye tahmin ediyorum ama Kadir'in dişlisinden dolayı hızlarımızın eşit olacağını düşünüyorum. Videonun burasında bir durdurun. Arkadaşlar sizce bu yarışı kim alır? NK mı? NK mı? Ares mi? Yani ben alacağım diye düşünüyorum. Ama dişlisiyle oynamış, orasını da bilemiyorum. Ben de ne düşünüyorum biliyor musun? Seninki naked olduğu için çok fazla rüzgar yiyecek, biraz geride kalacak. Ben sağlam yatabilirim diye düşünüyorum ki seninki de naked'dan çok fazla bir farkı yok yani. Bakalım. Ben kalkışta seni kesinlikle yeneceğimi düşünüyorum ama şeyi bilmiyorum. Kalkıştan sonrasını bilmiyorum. Otobana çık. Bize bir şey olmasın da. Aynen. Yolda giderken. Otoban inşallah da olur. Aynen. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin benden. Sanki arkama gelip bir şey diyecekler ya. Derviş, derviş, derviş diye bağıracaklar ya. Hacı, Ares'le yarıştım. 2016 model mi? 2017 model Ares'le yarıştım. Onu kalkışta da uzun mesafede de almıştım. Ama 2022'ler arasında fark vardır herhalde. Gençler biz geldik, başlıyoruz. Nasıl başlayalım? 3 kornayla mı? Fark etmez. Ama baksana abi şu kalabalığa. Başımıza bela almayalım. Yani bence bazı onu geçtikten sonra yapalım. Yani geçelim, biraz daha az olur. Yani bence de öyle de. Kalabalık, cidden çok kalabalık. Çok dolu olursa tamam. Karaysal'a dönüp yoluna gireriz. Karaysal'da dönüşte yaparız. Hadi gel. Yine de bir başlayak ya şimdilik. Bir deneme olsun. 3. korna. Emniyetten başlayalım. Emniyet. Emniyet. Emniyet şeridinden gelelim. Tamam, buradan başlayalım işte direkt. Sen veriyorsun ben mi? Veriyorum. Hadi boş. Dur, bekle. 1, 2, 3. Kalkışta aldım direkt. Hatta bayağı bir aldım. En son baktığımda 3-4 araba boy fark vardı. Ne ettin? Kalkışta alıyor. Bakalım uzun yolda ne olacak? Bakalım. Ya tabi arkadaşlar, birisi 250 cc, birisi 200 cc, birisi 26.5 beygir, 24 beygir diyebiliyorum. Ama dişlisiyle oynayınca tabii ki beygir farkı, tork farkı da değişiyor.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi otoban kenarında bir arkadaşımızı bekledik. 600 arar geldi. Onunla da kapışacağız. 600 ararla da yarışacağız. 600 ararla da yarışacağız dedim. 600 a benimki alır. Alır. Şaka tabii ki, arkadaşımız geldi bir izleyin falan dedi işte. Birlikte takılalım dedi. Arkanızdan bir izlerim dedi ama sanmıyorum bizi izleyeceğini. Nerede radar var ha? Nerede? Nerede radar var. Radar var. Radar. Adam birinci viteste ikimizi de alır. Otobana çıkmak için çok yanlış bir saat ama bizim için. İkimizin de müsait olduğu saatler bu saatler. İşten çıkıp geldik. Aşırı yoğun şu an otoban. Ne yapalım şimdi? Direkt kalkak ya. Zaten... Sıfırdan mı kalkalım? Aynen hadi. Üçüncü korna. Ben de yok, direkt tek bir korna bastım çıkar. Tek korna mı? Kornaya bastım çıkacağım. Hiç korna mı? Böyle de üçüncü korna da çıkıyor. Kadar gideceğiz böyle. Gençler, boynum kırıldı, boynum. Yatıp boynumu kaldıracağım diye şu an boynum tutuldu. Kalkışta benim motor alıyor ama sonra senin motor uzuyor. Açılıyor. Aynen, sonra açılıyor ama harbiden üzerine sağlam yattın sen. Ben yatamadım üzerine. Bir de kamera açısı için şöyle gittim ben. Ben sana dedim ya, böyle... rüzgar yiyor o yeri. Aynen, rüzgar yiyor. Bir de ben şey, kamera açısı bozulmasın diye tam yatamadım. O yeri geliyor da, sende bir rüzgarlık olsa geçer ha bunu. Dörtten sonra... Benimki zaten 147'de takılı kaldı benim şey. 147'yi geçemedi. 163'ü gördüm. 147'yi geçemedi aynen, benim bende değildir o kadar. 163'ü gördüm. Ben senin yanına tam vardığımda %160 civarı falandı benim. Ha, ben tam 163'ü gördüm baba. Ondan... Ama şöyle bir şey varmış, hani kayıtlı mı hala? Kayıtlı. Yazılım 10.200'de, hani Euro 6 bu, Euro 4 zaten onun farkı var. Yazılım 10.200'de devreye giriyor, kesiciye devresi. Şey, diye konuşamadım, kes burayı. Yo atacağım. Euro 6, Euro 4 farkı kanka. Kesici yazılımı 10.250'de giriyor normalde, 6. viteste 10.500'e kadar sürünüyor. Dönüşte tamamen yatacağım üzerine tamamen bir. Ben kanka, kesiciler yatıyor ya. Ya o kadar o kadar da değil. Düşünsene üzerine şöyle uzanmışsın böyle. Ya şey oldu böyle. Bak göstereyim. Şimdi normalde şöyle yatarsın ya buna. Ben kamera açısı görsün diye böyle yaparsam burayı çekecek. Kamera açısı görsün diye şöyle gittim ben mecbur. Ama güzel kapandın gerçekten. Kapadın,
geçer. Gençler, ben kamerayı burada kapatıyorum. Tamamdır. Kanala abone olsunlar, söyle de. Belki seni tatlı bulurlar. Kardeşim, tek gamzemin hatırı varsa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Harbiden o nasıl lan tek gamze? Kardeşim, bura piç kalmış. Ben de çözüm. Gençler, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İkinciyi açacağım.